Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Altın sınıf Türkçe birinci dönem birinci yazılı programımıza başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç Eli benim? Hazır değilim hocam. Hiç endişelenme. Birazdan hazır olacaksın. Sana yüz aldıran mükemmel bir video hazırladık. Biliyorsun yazılı kampımızda bu sene mükemmel bir şekilde sana harika gelişmelerden bahsettik. Dedi ki birincisi Milliyetin Bakanlığı ortak sınav denemeleri yapıyor ama bizler de hem tüm dersler soru bankasında hem de yazılı notlarında ortak sınav denemeleri koyduk. Bunları güzel güzel çözeceksin. Bunları nasıl çözeceğini birazdan göstereceğim. Aynı zamanda Milliyetin Bakanlığı. Korktum Evet birazcık böyle ortak sınavlar falan bizi korkuttu. Ama sınavlarda gelebilecek soruların örnek hallerini bizlere yayınladı. Yani matematikte, Türkçe'de, fende sorular nasıl gelebilir? Hangi kazanımlar sorulmalı, hangileri sorulmamalı tek tek verdi. Mesela Türkçe dersinde birazdan işleyeceğimiz yazılı provasında hangilerini sorulacağını bize tek tek yazdı ve örnek sorular verdi. Mesela yazım noktalama kurallarına dikkat edin. Veyahut da hal eklerini bile bak. Hal ekleri üzerine durur, çoğul eki üzerinde durur. Veyahut da sözcüklerin anlamını bilir. Metnin ana düşüncesini yazar, fikrini yazar. Şahıs kadrosu, mekan, olay örgüsü, anlatıcı, zaman bu tarz metnin ögelerini bize bizim bulmamızı istedi. Biz de bununla alakalı sana mükemmel bir yazılı provası hazırladık. Burada dikkatli bir şekilde dinlediğinde sana hap bilgiler vereceğiz. Açık uçlu ve klasik sorular soracağız. Ve aynı zamanda biliyorsun ki yazı notlarımızın içerisinde sana özel ortak sınav denemeleri var. Yani hem tüm dersler soru bankamızda hem de yazı notlarında buna rahatlıkla ulaşabilirsin. Peki bunun için ne yapman lazım? Birinci adımda arka kapaktaki etiketi kazıyorsun ve koda ulaşıyorsun. Sonra da Tats uygulamasından veya Tonguç Mağaza.com'dan Tats uygulaması daha iyi senin için. Tats uygulamasından buradaki ortak sınav denemelerini çözüyorsun. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazın notları kitabımızdan MEP ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda Tats uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazın notları kitabının arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu Tats uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmağaza.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Ve aynı şekilde tüm dersler soru bankası da bunu yapabilirsin. Etiketi kazı, Ardından da koda ulaş, TAS uygulama'sına gir ve rahatlıkla sorularını çözüyorsun. Hadi bakalım Ozan. Şimdi arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve mükemmel bir şekilde yazılı provamıza başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi yazılı konularımız belli. İsim çekim ekleri, hal ekleri, yalın hali, belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali, ayrılma hali yani i hali belirtme, e hali yönelme, d hali bulunma den hale ayrılma olacak. Bunları güzel güzel öğreneceğiz. Sonrası ilk eklerine bakacağız. Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren ekler. Sonra çoğul ekine bakacağız. Hemen o zaman nerede çokluk orada lerler diyorsak ben de buraya lerler yazıyorum. Bir de mi soru ekimiz var. Bunu da güzel bir şekilde yazacağız. Sözcükte anlama bakacağız. Cümlede anlama bakacağız. Parça anlamına alakalı sorular çözeceğiz. Metin türleri zaten lokum. Noktalama işaretleri yazım kuralları zaten lokum. Bunlarla alakalı soruları da çözdükten sonra harika bir şekilde yazılı provamızı bitireceğiz. Ve yazılı provamızın içerisinde Tonguç'um ...örnek yazılı soru benzerleri de var. Yani Milli Eğitim Hani yayınladı dedik ya... ...buna benzer sorular da hazırladık. Bunlardan bazen daha zor, bazen aynı seviyede sorular hazırladık. Hepsini güzel bir şekilde çözeceğiz. Şimdi o zaman ilk başta şu isim çekim ekleriyle bir başlayalım. Bunlardan sınavımızda yüzde yüz soru gelecek. Hoca yüzde yüz soracak. O yüzden buraya dikkatli bir şekilde çalışmamız lazım. Şimdi öncelikle şöyle boş bir kağıt alıyorum Tonguç benim. Şuradan bir boş bir kağıt alalım. İsim çekim ekleriyle başlayalım. Öncelikle bak şöyle yazıyorum başlığımızı. Hatta... Şöyle maviyle yazalım ki başlığımız farklı renkte olsun. Şöyle çekim ekleri diye hatta böyle mintoş bir başlık atalım. Çekim ekleri diyorum. Tabi bunlar isim çekimekleri. Bu sene bizim sınavda altın sınıfta konumuz isim çekim ekleri. Şimdi ne demişiz ilk başta? Halekleri ekleri demişiz. Şimdi mesela bir ev düşünelim şöyle. Ev yazıyorum. Bu ev şu anda yalın halde. Şuraya bir ev çiziyorum tamam mı? Ev kelimesi i-e-d'den iki almadığı için... Biz buna yanını hallediyoruz. Tamam evimizi çizdik. Pencerelerini çizelim. Çok güzel bir şekilde. Kapısını çizdik falan. Şimdi sen eğer evi gösteriyorsan eğer bak evi diyorsan hatta bunda şöyle mavi yazıyorum bak. Evi diyorsan bu evi belirttiğin için belirtme haleki oluyor bak. Belirtme. Evi gösteriyorsun mesela. Şu evi boyadılar. Evi biliyor musun? Yani hangi evi? Evi. Bak belirtiyorsun şöyle. Sanki parmağınla işaret eder gibi. Evi. Anlaştık mı? Eğer eve doğru gidiyorsan bu sefer... Eve yazıyorum bak. Eve. Eve doğru ne olmuş oluyorsun? Gitmiş oluyorum. Harikasın gitmiş oluyorsun. Yani yönelmiş oluyorsun. O zaman buraya da yönelme yazıyorum. Eğer o evde yaşıyorsan o evde bulunuyorsan da evde diyoruz. D de, de bulunma haleki oluyor Tomuş Eladım benim bulunma. Eğer evden çıktıysan yani evden ayrıldıysan da buraya den yazıyorum ve ayrılma haleki oluyor. O zaman eğer bu şekilde yalınsa yani i e, D'den yoksa biz buna yalın hali diyoruz. Şuraya hemen yazalım parantez içerisinde. İsmin yalın hali. Eğer iyi eki varsa belirtme. E varsa yönelme. D varsa bulunma. Den varsa da ayrılma. Tamam. Şimdi bir de ev kelimesine biz iyilik ekleri de getirebiliriz. Bu ev kime ait biliyor musun? Bilmiyorum hocam. O zaman ben söyleyeyim kime ait olduğunu. Bu ev benim evim bak. Benim evim. Ne oldu? Birinci tekil kişi iyilik eki aldı. Veyahut da bu ev sizin eviniz bak. Sizin eviniz. Ya da bu ev e, ee, işte ne diyelim mesela onların evleri. Bak işte burada benim anlamı kattığı için ya da sizin anlamı kattığı için ya da onların anlamı kattığı için hiç fark etmez. Evim, evin, evi, eviniz, evimiz, evleri bunlar da iyilik eki oluyor. O zaman şöyle yazıyorum. Şu mavi ile yazdıklarım ismin halekleri Tonguç Eladım benim. Hal ekleri. Bunlar ne ekiymiş demek ki? İyilik ekleri. Harikasın hemen yazıyorum iyilik ekleri. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Bir de nerede çokluk orada demiştik. Şimdi ev yazıyorum. Ev kelimesine sen eğer şöyle turuncu yazayım. Evler dersen bak sadece lere getirirsen evin çokluğundan bahsedmiş oluyorsun. Burada bir tane ev var. Ama ben şöyle birkaç tane ev çizeyim şöyle. Bir, iki, üç tane ev çizeyim. Ne oldu? Artık evlerden yani daha evden Çokluk anlamı var. O zaman evlerde çoğul eki diyebiliriz. O zaman şuraya yazıyorum. Çoğul eki. Nerede çokluk orada lerler eki diyebiliriz. Bir de soru eki var. Ev mi dediğimizde bu ev. Ha, bu ev mi mesela? Bu ev mi diyelim. Hatta bunu da şöyle ne renkle yazalım. Bunu da kahverengiyle yazalım. Bu ev mi dediğimizde bu da soru eki oluyor. Tonguç Eda'da benim soru eki mi oluyor. İşte isim çekimekleri bunlar. Haleklerimiz var. İyilik eki var. Çoğul eki var. Ve soru eki var. İstersen gel bunları beraber soru üzerinden pekiştirelim. Şimdi burada anlattık ama soru üzerinden pekiştirelim. Zaten sen de mutlaka hem tüm dersler soru bankasından hem altın sınıf dinamo soru bankasına bunlarla alakalı bizim yazılıya hazırlanan kısımlar da var buradan. Hem de soru bankasından bunları pekiştirmen lazım ama şimdi gel önce biz yazılı provasındaki sorulara bakalım. Gel bakalım şimdi açıyorum. Burada metnin konusu diyor. Özellik meselelik. Hah burada sorumuz var gel bakalım. Diyor ki şu sayfamızı konu anlatım sayfamızı buraya koyalım şöyle bunu. İsteyenler ekran görüntüsü alabilirler arkadaşlar. Şimdi bunu buraya kaldırdık. Şimdi diyor ki aşağıdaki cümlelerde halek almış sözcüklerin altını çiziniz. Haleklerin bu cümleye kattıkları anlamları bulunma, ayrılma, yönelme, belirtme, yay ayrıç içine yazınız diyor. Şimdi bulunma D halekiydi, ayrılma dendi, yönelme E, belirtme de iydi. Şimdi turistler dün tatil köyünden ayrıldı diyor. Şimdi turistler eki almış bu çokluk eki. Nerede çokluk orada lerler demiştik. Tatil dün tatil köyünden ayrıldı diyor. Den neydi Tonguç Eylendi benim? Ayrılma. Harikasın. O zaman ben de buraya ayrılma yazıyorum. Bu kadar basit. Ayrılma diyoruz. Ayrılma hal eki de diyebiliriz hatta şöyle daha da artistik olsun diye. Niye? Köyünden diyor. Zaten bunu burada da göstermiş. Bak evden dediğimizde ayrılmaydı. Köyünden ayrılma. Şimdi Yaklaşık bir saat yürüyerek yaylaya çıktık. Yayla ya diyor bak. Burada E hal 2 var. E hal 2 neydi Tonguç'um? Yönelme. Harikasın tebrik ediyorum seni. Ekranları baştaki arkadaşlara tebrik ediyorum. Yönelme hal eki. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Yapıştır ve geç. Devam ediyoruz. Oturma odasında birkaç antika koltuk vardı. Şimdi oturma diyor odasında ha da Deda. Bu hangisiydi Tonguç Ali benim? Bulunma hal eki. Muhteşem yüzyıl. Tebrik ediyorum seni. Bulunma hal eki. Altın sınıflar gerçekten bu sene çok iyi. Sen de çok iyi Tonguç'um. Burada bulunma hal ne yazmış olduk. Tamam. Şimdi bu alkışlar tabii sadece Tonguç'un e. sesi gidiyor arkadaşlar. Sizler de yazımları buluyorsanız yani den ayrılma diyebiliyorsanız. E yönelme diyebiliyorsanız. D bulunma diyorsanız bu alkışlar da size ait. Devam ediyoruz. Sınavınıza da yüzde yüz soracak hoca bundan. O yüzden dikkatli dinleyin. Sesi duyunca herkes aşağı indi sesi diyor bak sesi bak i eki var burada. Herkes aşağı indi diyor. Bak. Şimdi burada da sesi derken i eki belirtme hal eki oluyor. Bu da zaten yazıyor. Son belirtme kaldı. Bunu da yazıyorum. Belirtme hal eki. Şimdi buraya bakalım. Marketten sebze ve meyve aldık. Şimdi buradakiler sebz e eki ve meyve e eki almış diyemeyiz. Burada bu kelimeler yalın. Ama marketten derken ten var. Ten, tan, den, dan. Neydi Tonguç'um? Ayrılma hal eki. Harikasın. Tebrik ediyorum buraya. O zaman ayrılma hal eki yazıyoruz. Gerçekten süpersin, muhteşemsin. Ekranları başlık arkadaşlarız. Tebrik ediyoruz. Şimdi bakalım ekle alakalı başka. Oo bak şimdi. Tam da bir map örnek sorusu var. Kazanına diyor ki, çekim ekilerinin işlevlerini ayırt eder. İsim çekim ekleri çoğul ekiler Bunu zaten öğrendik. Halekleri ekleri i, e, de den dedik. İlk iki vardı kitabım, işte kitabın, kitabımız falan böyle gidiyor. Sonraki de miydi? Üzerinde durulur diyor. Tamam kazanımları zaten Milliyetin Bakanlığı da vermişti. Bizler de yazılı notlarımızın içerisinde kazanımları yazdık. Bak hatta burada kazanımlar bizde de var gördüğün gibi. Şimdi de buradan güzelce soruyu çözüyoruz. Örnek sorumuzu çözüyoruz. Bakalım. Şimdi demiş ki aşağıdaki ekleri yay ayrı içine verilen anlamı karşılayacak şekilde cümle içinde kullanılır demiş. Wow bizden cümle kurmamızı istiyor. Bakalım kuralım. Şimdi diyor ki, lerler saygı anlamı. Şimdi lerler eki, normalde çokluk eki dedik ama farklı farklı anlamlar da katabiliyor. Yani mesela şöyle, e, seni dünyalar kadar özledim dersen, hatta şöyle yazalım bak şimdi. Lerler eki diyelim. Şimdi ler ekini şöyle yazıyorum, ler ekini. Bir e, çokluk anlamı katabilir. Bir e, abartma anlamı katabilir. Bir millet anlamı katabilir. Bir... Akraba anlamı katabilir. Bir sürü anlam kattı. Evet, bir sürü anlam katıyor Tonguç'um, haklısın. Akraba anlamı. Sonrasında başka ne diyebiliriz? Hmm. Benzerlik anlamı katabilir. Benzerlik anlamı katabilir. Bize neyi sormuş? Burada saygı anlamı. Saygı anlamı katabilir. Bunların hepsini şimdi ben örneklendireceğim sana. Şimdi sonra da bir tanesini yazacağız. Bak şimdi. Çokluk anlamı dediğimizde mesela kitaplar... Masadaydı dediğin zaman burada kitapların çokluğundan bahsediyorsun. Kitaplar masadaydı. Tamam buradakiler çokluk anlamı. Abartma anlamı dediğimizde seni dünyalar kadar seviyorum dediğin zaman e burada abartıyorsun. Dünya bir tane. Dünyalar kadar özledim dediğinde buradakilerler abartma oluyor. Bak burası sınavda yüzde yüz sorulur. Dikkat edin arkadaşlar. Millet anlamı dediğimizde mesela Türkler kahraman bir millettir dediğimizde. Türkler kahramandır dediğimizde burada Türkler derken Türk milletini kastediyor. Tebrik ediyoruz. Akraba dediğimizde işte teyzemler bize gelecek. Yani teyzem gil bize gelecek demek istiyor. Yoksa bir tane teyzesi var. Veyahut da işte Aliler, Ali gil bize gelecek gibi diyebilirsin. Akrabalık veyahut da arkadaşlık ilişkisi anlamı kullanabiliyor. Benzerlik dediğimizde bu ülke, bu ülke... Mevlana'lar yetiştirir. Bu ülke nice Mevlana'lar yetiştirir dediğimizde Mevlana'ya benzer insanlar demek istiyor, yoksa Mevlana bir tane. Şimdi bize de sınavda saygı anlamını sormuş. Saygı anlamında da şöyle oluyor. Mesela o Ali Beyler gelmiş dediğimizde Ali Bey bir tane Esasında Ali Beyler diyerek ona bir iltifat ediyor, ona bir saygı duyuyor. Dolayısıyla burada da biz buna benzer bir cümle kullanacağız. Mesela ne diyelim? Birazdan diyelim mesela ee, bir kadın ismini söyleyelim. Ayşe. Tamam. Ayşe hanımlar. Ayşe hanımlar gelecek dediğimizde Ayşe hanımlar derken Ayşe hanıma saygı duyuyor, iltifat ediyor. Ayşe hanımlar saygı saygılarım. Şimdi geldik mumi zaman anlamına bakacağız. Mumi zaman anlamı da şöyle. Şimdi geliyor mu dersen bu soru eki oluyor. Ama şirin mi şirin dersen pekiştirme anlamı katıyor. Aynı şekilde sen ee, işte sabah oldu mu gideriz. Akşam oldu mu uyuruz. İşte vakti geldi mi ...çıkarız dediğinde oradaki Mi'de zaman anlamı katmış oluyor. O zaman biz burada zaman anlamı katan Mi'yi şöyle kullanacağız. Mesela diyelim ki akşam oldu mu? Yani akşam olduğu zaman ee ne diyelim mesela? Sokak lambaları yanar. Şimdi akşam oldu mu sokak lambaları yanar derken burada soru anlamı yok. Akşam olduğu zaman sokak lambaları yanar demek istiyor Tonguç'um. Dolayısıyla buraya dikkat edeceğiz. Şimdi D'da bulunma 2 demiş. D'da bulunma ekini burada göstermiştik. Neydi mesela? evde dediğimizde buluma anlamı katıyordu. Şimdi sen ee, şey diyelim. D'da ile alakalı bir örnek ver Tonguç'um. Bugün yağmurda kalacağım. Harikasın hemen yazıyorum güzel bir örnek. Bugün yağmurda kalacağım. Tamam yağmur da dediğin zaman bak buradaki deda buluma anlamı. Yağmurda, yağmurda kalacağım dediğin zaman... Yağmurların evinde kalacağını söylemek istiyor ve D buluma eki katıyor. Bak burada ne demiştik? Evde. Mesela kalemler, kalemlikte, kalemliğin içini, kalemlikten çıkardım, kalemlikte, kalemlikten çıkardım, kalemliğe koydum. Bu sefer de yönelme anlamı katmış oluyor. Kalemliği verir misin dediğinde belirtiyor. Kalemliği verir misin? Hangisini ya? Şunu verir misin? Diye böyle peltek peltek de konuşabiliriz Tamam, şimdi o zaman burada da D2'ni örneklendirmiş olduk. Bakalım başka eklerle alakalı sorularımız var mı? Hepsini iyice çözelim ki... Konu tam anlamıyla pekişsin şöyle bakıyorum bakıyorum. Wow bir tane daha soru Mi 2 ile alakalı. Sorularımız gümbür gümbür geliyor çünkü yazılı hocalarımız bunlardan soracak. Hem yazılı provamızda hem yazılı notlarımızda bunlara fazlasıyla yer verdik. Şimdi demiş ki ödevlerini yaptın mı oyun oynayabilirsin demiş. Şimdi ''Mı 2'nin katlı anlamları diyor. Ödevlerini yaptın mı babam geldi mi bütün bunları ben mi söylemişim lütfen müziğin sesini kısar mısınız sen de mi buradaydın diyor. Şimdi başlayalım. İlk başta Ödevlerini yaptın mı oyun oynayabilirsin. Peki yapmadın mı oyun oynayamazsın. O zaman ödevlerini yaptın mı oyun oynayabilirsin dediğinde burada bir şart anlamı var. Yani koşul anlamı var. Burada ödevlerini yapmak koşuluyla, ödevlerini yapmak şartıyla oyun oynayabilirsin diyor. Şimdi şuna bakalım. Babam geldi mi yemeye başlarız? Yani babam geldiği zaman yemeye başlarız demek istemiş. Bütün bunları ben mi söylemişim dediğinde ne anlam var? Reddetme. Harikasın Tonguç'um tebrik ediyorum seni gerçekten alkışlıyorum. Niye? Hatta şöyle alkış sesi yapayım kendim. Bütün bunları ben mi söylemişim derken reddediyor. Ne ben mi yapmışım hani hani falan diye. Lütfen müziğin sesini kısar mısınız derken bir istekte bulunuyor. Yani bunlardan hangisi Tonguç'um? Rica. Harikasın rica anlamı var doğru. Sen de mi buradaydın derken hatta burada şöyle güzel yazalım burayı katalı yazmayalım. Sen de mi buradaydın diyelim. Yani sen de mi buradaydın derken de şaşırma anlamı var. Aa sen de mi buradaydın diyor. O yüzden buradaki mi de şaşırma anlamı kattığını söyleyebiliriz. Şimdi gene eklerle alakalı bir sorumuz daha vardır kesin. Bakalım şöyle bayağı soru koyduk çünkü güzel güzel. o ilk iki sorusu diyor bak. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi? İyilik eki almamıştır diyor. Şimdi iyilik eki neydi? Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu biliyordu. O zaman ilk ekinin yanına parantez içerisinde ya ayrı içerisinde aitlik eki de diyebiliriz. Bir varlık kime ait neye ait. Mesela diyelim ki bu kimin kalemi? Sizin kaleminiz hocam. Teşekkür ederim. Bak kaleminiz diyorsun yani iyilik eki getiriyorsun. Süper. Şimdi burada da bilgi vermiş. İyilik ekleri bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren eklerdir. Örneğin saatim okulda kalmış. Cümlesinde saat kelimesine getirilen ki Bak saatim benim saatim anlamı katmış. Birinci tekil kişiye ait olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla bu ek iyilik ekidir diyor. Saatim okulda kalmış. Şimdi hangisi iyilik eki almamıştır diyor. Evi çok güzeldi. Eşyaları da yeniydi. Şimdi bir kelime iyilik eki geldiğini nasıl anlarız biliyor musun Tonguç'un? Bilmiyorum hocam. Hemen öğreteyim o zaman bilmiyorsan. Çok güzel. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Şimdi şöyle yazıyorum. Şuraya hatta şöyle çizeyim. Buraya da iyilik eki yazıyorum. Bak şimdi. İyilik eki. Bir kelime iyilik iki olduğunu anlamak için şöyle yapacağız bak. Bir kelimenin önüne bir kelimenin önüne eğer sen benim tamam mı ya da senin ya da onun işte başka ne diyebiliriz bizim sizin başka ne diyebiliriz mesela ee, onların getirebiliyorsan getirebiliyorsan şöyle bunu farklı renk yazmış olalım getirebiliyorsan o kelimede iyilik eki vardır. Bu kadar basit. O kelimede, bunları renkli yazalım. İyilik eki vardır. O zaman şimdi ben bir cümle yazacağım. Sen bu cümlede iyilik eklerini bulmaya çalışacaksın. Yazıyorum. Hatta şöyle maviyle yazalım. Kardeşim okulunuzda okulunuzda kitabımı yok kitabını kitabını unutmuş diyelim. Şimdi bak bu cümlede iyilik eki olan kelimeleri bulmaya çalışacağız. Başlıyorum şimdi bak. Burada benim kardeşim diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman buraya hemen benim yazdım. Kardeşim. Okulunuz sizin okulunuza diyebiliyor muyuz? Evet hocam. Harikasın. O zaman buraya da sizin yazdım kitabını kendi kitabını yani onun kitabını unutmuş diyebiliyoruz. Kendi kitabını o zaman burada da var. Demek ki bunların her birinde bir, iki, üç tane kelimede iyilik iki var. Şimdi sorumuza geri geliyorum. Demiş ki hangisinde iyilik iki almamıştır diyor. Evi derken onun önüne yani evi kelimesinin önüne onun evi diyebiliyor muyuz? Evet hocam. Harika o zaman burada iyilik iki var. Onun evi çok güzeldi. Eşyaları da yeniydi bak. Onun evi, onun eşyaları görüyor musun? Burada hep iyilik iki var. Ülkemiz son yıllarda teknolojide büyük atılımlar yaptı demiş. O zaman burada ülkemiz kelimesinin önüne gelir. Bizim ülkemiz hocam. Harikasın Tonguç Eladım benim. Hemen buraya yazıyorum. Bizim ülkemiz bak. Bizim ülkemiz. Sizin ülkeniz değil. Bizim ülkemiz gibi yani. Kalemi okulun yanında kıtasiyeden aldım. Şimdi bu benim kalemi, senin kalemi, onun kalemi, bizim kalemi, sizin kalemi. Kimin kalemi olduğu belli değil ki. Bu belirsiz. Bu belirtme haleki. Bak buraya yazıyorum. Bu iyi belirtme haleki. Çünkü kime ait olduğu belli değil. Belirtme hal eki. Kitabınızı okudum ve öğrencilerime tavsiye ettim bak. Kitabınız kimin kitabı bu? Sizin kitabınız. Harikasın kitabınız sizin kitabınız demek istiyor. O zaman burada da eki var. Hatta öğrencilerim benim öğrencilerim derken de var. Dolayısıyla A, B ve D de var ama C seçeneğinde iyilik eki yok. Burada şuna dikkat etmelisi Tonguç Eladım benim. Bak bu önemli bir şey. Mesela saati kaybolmuş dediğinde bu onun saati olduğu için bak kimin saati kaybolmuş? Onun saati kaybolmuş dediğin için buradaki i iyilik eki oluyor Tonguç. Niye kimin kime ait olduğunu belirliyor? Ama şöyle diyelim mesela Saati söyler misin dediğinde saati söyler misin dediğinde buradaki i herhangi bir şey değil. Ee, varlığın kime ait olduğunu belirtir. Saat yani herhangi bir saat. Dolayısıyla bu hal eki yani belirtme hal eki olan i oluyor. Buradaki farkı görmen lazım. Şimdi bunu da koyduk. Başka ekle alakalı sorumuz var mı bakalım. Oo, nerede çokluk orada lerler demiştik. Ama lerlerin aynı zamanda benzetme, abartma, saygı gibi anlamları vardı. Bununla alakalı bir soru sormuş. Diyor ki aşağıdakilerin hangisinde lerler ekinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Ülkemiz daha nice aziz sancarlar yetiştirecektir diyor. Yani aziz sancara benzer insanlar yetiştirecektir demek istiyor. Dolayısıyla burada benzetme anlamı var. Sabahları yarım saat yürüyüş yapıyorum. Yani her sabah anlamı var mı? Var hocam. Harikasın. O zaman bunu da işaretledik. Sınav notumu öğrenince dünyalar benim oldu. Resmen abartmıştık. Dünya bir tane. Dünyalar sen nasıl oluyor? Abartıyorsun bak. Dünyalar derken abartma. İşte sabahlara kadar çalıştım. Terler içinde kalmıştım. Dediğinde bunlar hep abartma oluyor. Nihayet öğleye doğru Nihal hanımlar uyanabilmiş. Şimdi burada. Esasında sanki Nihal Hanımlar derken bir saygı varmış gibi duruyor ama hayır esasında onunla dalga geçiyor. Nihal Hanımlar uyanabilmiş diye yani esasında bu saate kadar uyunur mu yuh artık resmen bu kadar tavuk ki bu saate kadar yatılmaz diye onunla alay ediyor. Alay anlamı var yani dolayısıyla saygıdan ziyade Nihal Hanımlar uyanabilmiş çok şükür kalkabilmişler diye alay anlamı var. O yüzden cevabımız Denizli D seçeneği Tonguç eladım benim. Şimdi o zaman eklerle alakalı bayağı bir soru çözdük. Konularımıza devam ediyoruz. Güzel bir şekilde konularımıza devam ediyoruz. Hatta sorularımıza devam edelim. Şimdi şurayı şöyle toparlayalım. Zaten eklerle alakalı Tonguç benim. Yazılıda hocamız yüzde soru soracağı için biz Zoru Bankası'nda da yazılı örnekleri koyduk. Bak daha burada göstereyim. Türkçe'de hem birinci yazılı için bak birinciden birinci yazılı provamız var. Buradan rahatlıkla çözmelisin. Aynı şekilde altın sınıf Dinamo'da da eklerle alakalı konu işledikten sonra ...veya parça anlamı işledikten sonra... ...bak böyle yazılı provaları var. Bunları takar çözmelisin diyoruz. Şimdi gel bakalım buraya. Demiş ki... ...bu metnin konusu nedir diyor. Şimdi metinde biz konuyu bulmak için... ...parçada... ...sık tekrar edilen kelimelere... ...yani anahtar kelimelere ihtiyacımız var. Anahtar kelimeleri bulursak... ...rahatlıkla metnin konusunu da buluruz. Ama anahtar kelimeleri bulamazsak... ...metnin konusunu bulamayız. O zaman anahtar kelimeler bize kapıyı açacak... bize de rahatlıkla... Metin konusunu bulacağız. Şimdi metin konusu metinde bahsedilen demek. Bakalım. Sınavda bundan da yüzde yüz soru gelecek Onkucuğum. O yüzden buraya dikkat edin istiyorum. Şimdi istenilen her şey her zaman hayal edildiği gibi gerçekleşmez. Karşımıza aşılması zor engeller çıkabilir. Ancak insanlar kayaları kırıp yontarak engeller aşmış, hayranlıkla seyredilen binalar, köprüler yapmışlardır. Hiçbir şeyden asla vazgeçme çünkü vazgeçenler yalnızca kaybedenlerdir der Abraham Lincoln yani İbrahim Lincoln. Yerden göğe kadar haklı. Güçlükler ve engeller başarının değerini artıran süslerdir. Bunu böyle bil ve hedefine doğru ilerle diyor. Şimdi burada anlatmak istenilen şey şu. Engeller karşımıza çıkabilir. Vazgeçmeyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Yani kararlı olacağız. Vazgeçmeyip yazıyorum buraya. Vazgeçmeyip kararlı olmak. Bu metnin konusu kararlılık. Kararlı olmak ya da kararlılık da diyebilirsin. Yani tek bir cevabı yok. Peki bu metnin ana fikri nedir diyor. Yani esas anlatılmak istenen ana düşüncesi nedir diyor. Burada sence ne anlatılmak isten Tonguç'um? Vazgeçmezsek başarıya ulaşırız. Harikasın Tonguç'um. Süper. Hemen senin söylediğini yazıyorum. Vazgeçmezsek, vazgeçmezsek yani güçlükler karşısında pes etmezsek, vazgeçmezsek ee, başarıya ulaşırız. Başarıya ulaşırız. Tabii sadece bir tane bu olmayabilir. Başka cümleler de olabilir. Mesela şunu da diyebiliriz. Güçlükler karşısında, senin söylediğin de olur ama şöyle bir şey de olabilir mesela. Güçlükler karşısında... Pes etmeyenler amacına ulaşır. Pes etmeyenler amacına ulaşır da diyebiliriz. Tonguç helalim Tamam. Şimdi geldik başka bir soruya. Diyor ki MEP örnek yazılı sorusu benzeri bir soru. Kazanımda diyor ki metnin içeriğini yorumlar. Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır. Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. Şimdi öznel cümleler Tonguç'um hatırlarsan bence ifadesi vardı. Bence diyebiliyorduk. Ama nesnel cümlelerde bence ifadesi yoktu. Bu herkesceydi. Bu kanıtlanabilen ifadeydi. Şimdi buraya da şöyle herkesçe diye yazalım. Şimdi bakalım. Bu metinden onaylanmış cümleleri öznellik ve nesnellik açısından değerlendiriniz diyor. Şimdi birinci cümle öznel mi nesnel mi? İkinci cümle öznel mi nesnel mi? Beraber karar vereceğiz. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret etmek için uzun kuyruklar beklediği Galata Kulesi Beyoğlu'nda bulunuyor diyor. Şimdi bunu kanıtlayabilir miyiz bakalım. Beyoğlu'nda Galata Kulesi. Galata Kulesi'nde uzun kuyruklar oluyor. Turistler var ve milyonlarca turist var. Ve her yıl oluyor bu olay. O zaman bu kanıtlanabilir. O zaman bu öznel mi nesnel mi? Nesnel. Harikasın. O zaman buraya yazıyorum. Nesnel cümle. Tamam. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Kule İstanbul'un en güzel manzaralarına tepeden bakıyor. Bak. En güzel manzarası diyor. Böyle güzel manzara, akıllı çocuk, başarılı insan gibi böyle sıfatlar olduğu zaman bence anlamı geldiği için, kişiden kişiye değişen bir şey olduğu için o zaman buna biz öznel cümle diyoruz. O zaman ikinci cümleye de öznel cümle yazıyorum. Tongçel adı benim. Geldik üçüncü cümleye. İstanbul'un başlıca sembollerinden olan bu muhteşem kulenin tarihi Bizans dönemine kadar uzanıyor. Şimdi bak bu da öznel bir cümle. Peki Burada öznel cümle olmasını sence hangi kelime sağlamıştı? Benim? Muhteşem kule diyor hocam. Harikasın muhteşem kule. Yani neye göre muhteşem? Sana göre muhteşem, bana göre belki muhteşem değil. Dolayısıyla başlıca sembol, muhteşem kule böyle özden ifadeler, bence anlamı olan ifadeler cümleyi öznel yapıyor. Geldik dördüncü cümleye. Cenevizler tarafından 14. yüzyılda inşa edilen Galata Kulesi farklı dönemlerde farklı amaçlarla kullanıldı. Şimdi Cenevizler tarafından inşa edildiğini bulabilirsin. 14. yüzyılda mı da ona da bakarsın. Farklı dönemlerde farklı amaçlarla kullanıldıysa bu da nesnel olmuş olur. Dolayısıyla bunların hepsini kanıtlayabileceğin için dördüncü cümle nesnel cümle olmuş oluyor Tonguç Eladi benim. Masanın üzerinde mavi bir kalem var dersen nesnel cümle. Masanın üzerinde harika bir kalem var dersen öznel cümle oluyor. Bunu da bileceğiz. Şimdi geldik diğer bir sorumuza şöyle ilerleyelim. Bu metne uygun bir başlık yazınız demiş. Metindeki konuyu da başlığı da belirlerken temel unsurumuz anahtar kelimeler. Bakalım. Hayvan türlerinin çoğu sürü olarak adlandırılan büyük gruplar halinde yaşar. Hayvanlar avcılarından korunmak, uzun mesafeler boyunca göç etmek, tek başlarına avlanmayacakları avları yakalamak gibi amaçlarla bir araya gelerek sürüler oluşturur. Bazı hayvan grupları yalnızca belirli dönemlerde bir araya gelerek geçici süreler oluştururken bazıları kalıcı süreler oluşturur diyor. Şimdi burada ee, hayvanlardan bahsetti. Bir kere başlığımızın içerisinde mutlaka hayvan grupları olacak. Ve hayvan gruplarında da ne dedi? Sürü halinde yaşayan hayvanlar dedi. Yani o zaman grup halinde yaşayan ya da sürü halinde yaşayan hayvanlar diyebiliriz. Yaşayan hayvanlar diyebiliriz. Demek ki bize metnin başlığını sorduğu zaman yapmamız gereken şey şu. Metin içerisinde geçen anahtar kelimelere bakarak tam da uygun olan çarpıcı bir ifade buluyoruz. Şimdi geldik buraya. O buradan da sınavımızda yüzde yüz sorulacak kazanımlarda da var. Bizler de hem soru bankalarımızda hem de yazılı provalarımızda buna yer verdik. Nedir? Metnin hikaye unsurlarını. Şimdi metinde anlatılanlar olay oluyor. Metin geçtiği mekan yer oluyor. Metnin hangi zaman diliminde yaşandığı zamanı veriyor. Metindeki kahramanlar, varlıklar, şahıs kadrosu kişiler oluyor. Anlatıcı da ya birinci kişi oluyor yaptım yaptık gibi ya da üçüncü kişi oluyor yaptı yaptılar gibi. Şimdi gel istersen buradakileri bulalım. Demiş ki bu metnin hikaye unsurlarını belirtilen yerlere yazınız diyor. Hakan Bey ve Funda Hanım oğullarını her yaz anneannesine gönderirken trende ona eşlik edip sonraki gün evlerine dönerlerdi. Yine bir yaz çocuk dedi ki artık büyüdüm bu yıl trende tek başıma yolculuk edebilir miyim ne dersiniz? Çocuk böyle konuşuyor. Kısa bir fikir alışverişinden sonra bu fikri kabul eden Hakan Bey ve Funda Hanım ertesi gün öğleye doğru istasyonda çocuklarını uğurlarken oğlum kendini rahatsız ve yalnız hissedersen bu senin için deyip çocuğun cebine bir kağıt iliştirdi. Yolculuk başladı. Başlarda çok rahat olan çocuk vakit geçtikçe kendini yalnız hissetmeye hatta korkmaya başlayınca ...ailesinin verdiği kağıdı hatırladı. Heyecanlaştığı kağıtta şunlar yazılıydı. Canım yavrum, biz arka vagondayız. <laughs> gerçekten annesi babası çocuğu bırakamamış. gerçekten. Çocuk da tırsmış hocam. Evet, çocuk da tırsmışlar ama sıkıntı yok, önemli değil. Tırsmak çok normal bir şey. Allah'tan annesi babası arka vagondaymış. Şimdi, gel bakalım. Ee, burada yer neresi? Olay nerede geçiyor Tonguç herhalde benim? Tren. Harikasın, o zaman ben buraya tren diye yazıyorum. Tren olduğunu zaten anladık. Peki, zaman nedir? Ee, bakalım, yine bir yaz diyor, yaz mevsimi... Ee, ...oğullarını her yaz annesine gönderirken bir gün her, ertesi gün öğleye doğru diyor bak yazın öğleye doğru diyebiliriz. O zaman yaz mevsimi öğleye doğru diyebiliriz. Çok güzel. Öğleye doğru. Peki burada kişiler kim Tonguç Ela'dım benim? Hakan, Funda ve oğulları. Süpersin. Hemen yazıyorum söylediklerini. Hakan Bey, Funda Hanım ve oğulları. Oğulları da herhalde Sertaç. Neyse. Şimdi oğullarını da yazdık. Devam ediyoruz. Anlatıcıya geldik. Şimdi anlatıcıyı bulurken biz Songuç'um şuna dikkat ediyoruz. Yaptım, yaptık derse birinci kişi oluyordu. Yaptı, yaptılar derse üçüncü kişi oluyordu. Şimdi buraya dikkat edelim. Bakalım şöyle. Ee, dönerler di. De di. İşte iliştirdi, başladı, yazılıydı, hatırladı. O zaman bunlar hep dı 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 diye diyor. Yani o demek istiyor. O zaman burada üçüncü kişili bir anlatım var. Tonguç evladım benim. Üçüncü kişi diye buraya notumuzu alıyoruz. Şimdi geldik olaya. Olay nedir? Bir ailenin çocuklarını trenle anneannesine göndermesi diyebilirsin. Ya da bir ailenin çocuklarını e, trenle anneannesine gönderirken arka vagonda onu e, gizlice takip etmesi diyebilirsin. Farklı farklı şeyler diyebilirsin. Burada önemli olan olayı doğru anladığını hoca hisset Biz şimdi şunu yazalım. Bir ailenin çocuklarını Yazın demene gerek yok. Yaz zaten çocuklarını trenle anne annesine, anne annesine annesine göndermesi diyebiliriz. Şöyle göndermesi şeklinde yazıyorum. Tamam. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Diyor ki aşağıdaki cümlelerde yer alan geçiş ve bağlantı ifadelerinin altını çiziniz ve bu ifadelerin cümlelerdeki işlerini karşılığını yazınız diyor bu konudan da sınavda yüzde yüz sorulacak hazırlıklı olmalıyız. Son bir benim. Şimdi onu ikna etmek için çok dil döktüm ama başaramadım. Şimdi geçişe bağlantı ifadeleri neydi? Cümlenin içerisinde veya hatta ama ancak fakat ne var ki ifadelerdi. Buradaki geçişe bağlantı ifadesi hangisi Tonguç'un? Um? Ama. Harikasın. O zaman ama'yı yuvarlak için aldım. Şimdi burada ne yaptı? Onu ikna etmek için çok dil döktüm. Ama başaramadım diyor bak. Çok dil döktüm Artı 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 çok dil döküyor. Ama başaramıyor. Eksi eksi eksi. Dolayısıyla ne yapmış? Düşüncenin yönünü değiştirmiş. Düşüncenin yönünü değiştirmiş diyebiliriz. Şöyle yazalım. Düşüncenin yönünü değiştirmiş. Siz gelene kadar yemeğimi yedim. Hatta ödevlerimi de yaptım diyor. Bu cümledeki geçiş ve bağlantı ifadesi hangisi Tonguç'um? Hatta. Harikasın. Hemen hatta yuvarlak için aldım. Peki burada ne Ne yapmış? Siz gelene kadar yemeğimi yedim diyor. Hatta ödevlerimi de yaptım dediği için bir kere düşüncenin yönü değişmemiş. Aksine anlatılanı desteklemiş. O zaman şöyle diyelim. Anlatılanları, anlatılanları desteklemiş. Tamamdır, devam ediyoruz. Türkçe ortalaması 70 olmayanlar sınıf tekrar yapacak. Yani sınıf geçemeyecek. O zaman burada yani kelimesi bizim anahtar kelimemiz. Daha doğrusu geçişe bağlantı ifademiz. Peki ee, burada ne yapmış sence? Moralimizi bozmuş hocam. Ya niye moralin bozuluyor Tonguç herhalde benim? Bir kere sen yazılı notlarından çalıştığında, yazılı provalarımızı izlediğinde, soru bankalarından test çözdüğünde zaten 100 alacaksın. Ne yetmişi? Dolayısıyla moralin bozulmasın. Burada sınıf tekrar yapacak yani sınıfı geçemeyecek derken anlatılanı açıklamış. O zaman yazalım. Anlatılanı açıklamış diyerek yazıyorum. Geldik buraya. Yarınki gezi iptal edilmiş. Çünkü hava yağışlı olacakmış. Bu cümledeki geçişe bağlantı ifadesi hangisi Tonguç'um? Çünkü. Harikasın. Çünkü. Burada da ne yapıyor? Gezi iptal edilmiş. Gezinin neden iptal edildiğini... Çünkü hava yağışlı olacağı için iptal edildiğini söylüyor. O zaman açıklama yapılmış diyebiliriz. Açıklama yapılmış diyebiliriz. Yapılmış. Açıklama yapmış diyebiliriz. Tamamdır. O zaman geçişe bağlantı ifadeleri... Ama, hatta, fakat, ancak, ne var ki, oysa ki, yani, çünkü gibi ifadeler... Bunlar bazen düşüncenin yönünü değiştiriyor. Bazen anlatılanları destekliyor. Bazen anlatılanı açıklıyor. Bazen de açıklama yapıyor. Şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi gelelim başka bir soruya. <laughs> diyor ki aşağıdakilerin hangisinde açıklaması verilen bu söz sanatlarından herhangi birine başvurulmamıştır diyor. Yani olumsuz bir soru kökü var. Bakalım. Şimdi söz sanatlarımız neydi? Hemen e, sınavda çıkacak söz sanatlarına da bakalım şöyle. Bakalım ne vardı? konuşturma ve karşılık vardı. Ha, demek ki tezat ve intak. Zaten açıklamış burada. Birbirine karşıt olan durum, kavram ve fikirlerin bir arada kullanılmasına karşıtlık yani tezat, tezıt gibi düşün. Tezat denir. İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, onların ağzından söz söyleme sanatına da konuşturma diyoruz. Şimdi gel bakalım. Hangisine yani herhangi birine başvurulmamıştır diyor. Hep beraber bunu çalışalım. Demiş ki neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar diyor. Burada birbirine karşıt olan iki kelime var. Bunlar nedir Tonguç'um? Düşman ve dost. Harikasın. Düşman ve dost. E düşman ve dost birbirine karşıtsa o zaman burada tezat var. Yani karşıtlık var diyebiliriz. Buraya yazıyorum. Karşıtlık. Şöyle yay ayraçını içinde da yazalım. Gel bakalım buraya. 700 yıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyar çınarlardan. Hmm. Şimdi bak hikayemizi ihtiyar çınarlardan dinliyoruz. Dolayısıyla burada bir İnsan olmayan varlık insanmış gibi söyleniyor. Ama söylediği cümle olmadığı için burada konuştuğuna var diyemeyiz. Birbirine zıt ifadeler de yok. O zaman burada ne tezata ne intiha örnek yok gibi. Devam edelim C'ye bakalım. Rüzgar eser dallarımız atışır. Yaz ile sevincim yıkılır dağlar demiş. Şimdi burada da yaz ile sevinç birbirine zıt. O zaman hangi sanat var Tonguç'cuğum? Karşıtlık. Harikasın hemen yazıyorum. Karşıtlık yani tezat var. Yas ve sevinç birbirine zıt çünkü. Şuraya bakalım. Haykırıyor gönlüme engin denizler dağlar. Gidip de gelmemek var. Gelip de görmemek var. Bak haykırıyor diyor engin denizler dağlar diyor. Son iki nokta üste koyup onların ne haykırdığını buraya yazıyor. Gidip de gelmemek var. Gelip de dönmemek var. Görmemek var. O zaman bu nedir? Konuşturma. Harikasın Tonguç'um. O zaman buraya da konuşturma yazıyorum. Zaten ya konuşturma ya da tezat olacak. Bunların ikisini de örneklendirmiş olduk. Ama gördüğün gibi Bursa seçeneğinde yani B seçeneğinde bununla alakalı bir örneğimiz yok. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç'um. Ben sana her bir konuyla alakalı sorular, örnekler verdim ama sen mutlaka yazı notların arkasındaki etiketi kazdıktan sonra kare kodu girerek ortak sınav denemelerine ulaşmalısın. Bu bir. Aynı zamanda 6. sınıf Dinamo Soru Bankalarımızın içerisinde burada her biriyle alakalı çok güzel yazılı provaları var. Sözcükte anlam konusu bitiyor. Dijital sorular var, Normal sorular var. Ardından da yazılı hazırlanan kısım var. Burada sayfa 26-27'de. Cümlede anlam... Pardon. Deyimler, atasözleri bitiyor. 36-37'de yeniden tekrar... Bu 26 27ymiş pardon. 36-37'de deyimler, atasözleri ve yazılı kısım var. Cümlede anlam, neden, sonuç, amaç, sonuç. Özel nesnel bir sürü sorunları çözüyoruz. Ardından hop çıkıyor. Karşımıza ne çıkıyor? Bak hemen burada gösteriyorum. Pardon parça anlama geçmişim yani Çok hızlı gidiyorum ben de. Burada gördüğün gibi yazılı hazırlanan kısım var. Ve burada takıldığın sorular olursa kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinleyebiliyorsun. Parça anlama geçiyoruz. Bak, parça anlama alakalı sorular çözüyorsun, renkli resimli sorular var. Ardından bu soruları güzel güzel pekiştirdikten sonra yine yazılıya hazırlanan kısımları var. Ee, devam ediyoruz parça anlatım konusu. Yine ardından yazılıya hazırlanan kısımları var. Aynı şekilde Dinamo'da olduğu gibi Zoru Bankası'nda da senin için hazırladığımız süper yazılı provaları var. Bak burada konuları bitirdikten sonra en sonda burada gördüğün gibi şurada hemen açıyorum nerede ha. Burası birinci yazı birinci yazılıymış. Pardon ikinci yazılı. Burası birinci yazı bak. Birinci yazı birinci yazılı ile alakalı çok güzel yazılı provalarımız var. Bunları güzel güzel çözüyorsun. Takıldığın sorular olursa da kare okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinliyorsun. Tüm dersler soru bankamızda da yine arkasındaki etiketi kazdığında ve kare kodu TATS uygulamasına girdiğinde ortak sınav denemelerine ulaşabiliyorsun. Burada yine senin için süper sorular var. Bütün bunları Tonguç mağazadan ya yani sana en yakın Tonguç yapsın alabilirsin. Hadi bakalım şimdiden yazılarına başarılar Tonguç. Tonguç Dershane sundu.